al gel beni, sen bir can, bir can, bir can, bir can al gel beni, sen bir can, bir can, bir can, bir can al gel beni. Thank you.
Harazayım susuzum, vay leli vay leli. Aşkındır uykusuzum, vay leli vay leli. İstem yarın uykuma, vay leli vay leli. Elim durmaz kusuma, vay leli vay leli. İstem yarın boynuma, vay leli vay leli. Elim durmaz kusuma, vay leli vay leli. Kestim kereste yür yavrum yür. Ot besledim da feste yür yavrum yür. Dağda kestim kereste yür yavrum yür. Kuş besledim da feste yür yavrum yür. Hoşçakalın, dostçakalın. Hem sürgülerle kalın, Allah'a ısmarladı. Devam, vay, vay. Ali Cansever hocamıza güçlü bir alkış. Değerli kardeşlerimize çok sağ olun. Ve şöyle genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle Urum Saray'a güçlü bir alkış istiyoruz. İnsanın mayası sağlam olunca insanı da sağlam oluyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. Ne de olsa havası, suyu, toprağı sağlam bir insan. Urum Saray'ın halkı hakikaten güzel insanlarsınız. Şimdi bu birincisini düzenlediğimiz Urum Saray Festivali'mize önümüzdeki yıl özellikle yurt dışındaki bu köye, bu topraklara,
bu havaya, bu suya hasret kalmış gurbetçilerimizin de daha yoğun bir şekilde katılabilmesi ve sıradan gurbete gelerek sizlerle hasret gidermesi için önümüzdeki yıl 8 Ağustos'ta, bu tarihi unutmuyoruz, önümüzdeki yıl 8 Ağustos'ta burada daha güçlü bir şekilde, daha büyük bir kalabalıkla, daha coşkulu bir şekilde yine buluşacağız. Şimdi öncelikle alkışlarınızla bugün burada bu güzel organizasyonu, bu birincisini, her şeyin ilkini yapmak yürek ister. Her şeyin ilkini başlatmak yürek ister. O yüzden öncelikle tertip komitemizdeki değerli abilerimi davet etmek istiyorum alkışlarınızla. Tertip komitemizi buraya bir alabilir miyiz? Sayın Yasin Tanrıverdi, Yaşar Tanrıverdi, Gülabi Bingöl abimiz ve diğer... Hocam kerebi çıkar mısın size? Hadi İbrahim Doğan abimize, Mert Tuncoğlu, Ertekin Bingöl, Mahsuni Ulusu, Uslu, özür diliyorum, Ali Tunço aramızda. Tertip komitemizdeki değerli dostları istiyoruz. Özcan Bingöl, Ertuğrul Bingöl, dostum. Hocam şöyle biraz yana kayın, bir resim alalım. Herkes tamam mı? Ünal Fırat hocamı. Hocam, sensiz olur mu ya? Kurban olayım, taşlarlar bizi. Ve değerli sponsorlarımıza hepsine teşekkür ederiz ama ana sponsorumuz Şah Rıza Dağ. Rıza Bey, şöyle hocam alabilir miyiz? Hocam bir resim alalım. Radyo 2000, Birol Dağ. Birol Bey alabilir miyim? Alayım abicim. Tamam, Birol Bey de burada olmuş olsun. Biraz da eşimin reklamını yapayım. Semra Bayan Kuaförü'nü teşekkür ederiz. Hiç gitmiyorsunuz ama köyümüzün kızına sahip çıkmıyorsunuz. İşler kesat. Peki tertip komitemize ve değerli sponsorlarımıza güçlü bir alkış. Şöyle bir el ele verelim, el ele verelim. Şöyle bir elleri göreyim, elleri göreyim. Güçlü bir alkış alayım. Çok teşekkür ediyoruz emeklerinden ötürü. Bu güzel gecede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sahneye alayım. Koltuk sevdam var benim. Evet, sabahleyin. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman nezaketiyle, zerafetiyle, beyefendiliğiyle benim başımın tacıdır. Çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir abimdir Yalçın Tanrıverdi. Biliyorsunuz Bağkur'da da herkesin derdine derman oluyor. Gerçi bizim av dosya hala olmadı ama neyse, işin esprisi bir yana, Yalçın abim başta olmak üzere Urumsaray halkının bu güzel etkinliğinde sizlere bir nebze olsun sunuculuk yaparak katkım olduysa ne mutlu bana. Sizlerin arasında olmak, sizlerle bir arada olmak, sizlerin eniştesi olmak en büyük mutluluk, onur, şeref. İyi ki varsınız. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Yalçın abime de sabah devraldığım mikrofonumu saygıyla, sevgiyle teslim ediyorum. Biz biraz sonra sevgili Taner Özdemir'le beraber Ergan köyümüzdeki etkinliğe katılmak üzere müsaadenizi isteyeceğiz. Bir sonraki sene, yani önümüzdeki sene 8 Ağustos'ta yine buluşmak üzere. Şimdilik sevgiler, saygılar sunuyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hoşça kalın, dostça kalın. Nerede sulama birliği başkanımız? Burada. Şeref Polat burada. Bir... Bir saniye. Bir araç anahtarı kaybolmuştur. Bulanlar varsa bir anahtarımızı... Araba ney? Hyundai Accent anahtarı. Çağıracak. Şimdi daha uzunmadan bir iki dakika bir müsaade isteyelim. Şimdi değerli dostlar,
köyümüze bugüne kadar hizmet etmiş olan muhtarlarımızı biz bugün biraz ihmal ettik. Köyümüze geçmiş dönemlerde olsun, bu dönemde olsun hizmet eden bütün muhtarlarımıza bir alkış alabilir miyim? Şu anda görevde olan muhtarımız başbara oynamak için geçmiş ama onu bir sahneye almak istiyorum ben. Belki söylemek istediği bir iki cümle vardır. Bir size selam versin. Ondan sonra başbarla devam edelim. Başbardan sonra ayrılmıyoruz. Davul zurnayla devam edeceğiz. Köylerimi unutmayıp tüm buraya gelen büyüklerimin ellerinde, küçüklerimin gözlerinde öperim. Saygıyla sunuyorum. Hepinizin başımın üstünde yeri var. Tabii ki zaman bize, biz zamana uyamadık. Hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki 8. ayın 8'inde görüşmek üzere. Hepinize sağlık. İçkisiz, sigarasız, çocukların ölmeyeceği bir dünya istiyorum. İçkisiz, sigarasız, çocukların ölmeyeceği bir dünya. Teşekkür ederim. Muhtarımıza teşekkür ediyorum. Volkan Bey'e tekrar teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Sağ olsun, var olsun. Onu uğurluyoruz. Şimdi şu başbaharla ilgili bir şey söyleyeceğim. Sadece erkekler oynarsa daha güzel olacağını düşünüyorum. Ondan sonra halaylarımızı beraber baylı bayanlı çekeceğiz. Come on.
Thank you.
Siz çekin. Thank you.
çek, güzel çek. Kamera mı? Seni oturacağız ya. Burada bir yüz var mı? Sizlerden 100 kilo takıyor. Evet. Eğer hava bugün sıcak var mı? Saygıdeğer canlar, sevgili gönül dostlarımız. 5 Ağustos 2014 Erzincan Urum Köyü, yeni adı Mecidiye, Merkez Köyü'deyiz. Bugün, pardon, Urum Saray mı? Baksan alanımıza var, tamam. Saygıdeğer canlar, gönül dostlarımız. Bugün Erzincan Merkez Köyü olan Urum Saray Köyü, yeni adıyla Mecidiye Köyü'deyiz. 5 Ağustos 2014, bugün bu sabah güzel bir etkinlik oldu. Köydeki canlar gönül birliği yapmışlar. Burada köylerini, köylerdeki kültürü, geleneği ve buradaki doğal yaşamı, buradaki yaşayan canlarımızı, dışarıdan gelenlerle kaynaştıran çok güzel ama çok güzel bir etkinlik yaptılar. Tabii ki etkinliklerimizin olmazsa olmazları bizim sesimizin,
bizim sedamızın, bizim duygularımızın, sevincimizin, özlemlerimizin, aşkımızın, gönlümüzün sesleri olan güzel yürekli, hoş sanatçı dostlarımız var. Bunlardan biri benim güzel, sevgili, güzel dostum Hıdır Kutan kardeşimiz var. Bratu herama. Bak kotime kıyamime tıka sekena. Hem zonuma hem tıka kasibi kebe. Hek vajime ke ma hondi batı zon bako bireke. Hani şu lavuke bre amine ma maizu. Bana ke şu ağabeyim bata da. Gerçekten yani ama şurada güzel bir şey var. Ben Türkçe'ye geldim başlayayım. Tabii. Kurum sarayı. Kurum sarayı hiç görmedim. Görmediğim bir yerin türküsünü yaptı. Türküsünü yazdı. Yıllar öncesinden bir dostumla arkadaşım ortak bir paylaşımımız vardı. Öyle neredeyse Kurum Sarayı'ydı. İyi güzel. Diğer dostumuz da Pizvanlıydı. Sen neredeyse Pizvanlıydı. Güzel. Telefonla Türkiye olan hasretim vardı. Kurum Sarayı Pizvan'la. Rakı içenler sodayla. Bunu söyledim. Evet. O da güzel ama. Bugün güzel bir dize. Kesinlikle bugün çok güzel bir şey oldu. Ve Kurum Sarayı'da bugün ve bu tarihte bu yıl ilk kez böyle bir etkinlik düzenlendi. Korkunç bir coşku var. Halk acayip coşkulu. Yani bu ülkeye susamış değil mi insanlar? Kesinlikle. Evet. Ama burada şuna dikkat çekmek istiyorum. İnsanlar gerçekten hiçbir zaman halk her zaman her şeyin en güzelini başarısı ve kazanacağına inanıyorum. Ama çıkmış şey orada yapan insanlar. Böylesi bir ortamda bu insanların hiçbirini aşka susamışlığı gibi sevdaya, müziğe, türkülerimize, şiarlarımıza, klanlarımıza susamışlığı var. Bunu gördüm ben burada. Şimdi 7'den 70'e. Sizler değerli bir canımız, güzel bir sanatçısınız ki sizin asıl ayağınız yurt dışı. Ama biz sizi Türkiye'de her mekanda da görüyoruz. Her alanda görüyoruz. Canlarımızın nerede bir sevinci varsa, bir anması varsa, bir kutlaması varsa mutlaka oradasınız. Sizi biz Mazgirt'te Muzur Doğa Kültür Festivali'nde de gördük. Orada güzel bir program da yaptınız. Muzur Doğa ve Kültür Festivali hakkında bir parça düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bir değerlendirme yapabilir miyiz? Bir sanatçı gözüyle. Orası bir doğa ve kültür festivali. Orada içki içilip hala çekilmez. Orada o doğayı kirletilmez. Adı Doğa. Doğa. Ve burada çok böyle garipçe garip dediğim aslında çok böyle üzüldüğüm tek nokta varsa ziyaretlerimizin hepsi kurumuş. Ana Fatma'ya gittim, Ana Fatma'nın suyu kurumuş. O insanlarla kaynaklı değil ama doğayla kaynaklı olan bir şey. Çünkü barajlar olduğu zaman doğaya etkiliyor. Bu barajlar dolayısıyla barajlarda ilk tarlalarını satan belki geçici bir cep doldurma evet, serüveni yaşadılar ama onları satanların hepsi yürüyüşlerimizde, mitinglerimizde en önüne yürüyen insanlar, böyle slogan atan insanlar. Evet. Ama burada o kadar önemli çok bir şey var ki yeter. Orası seyirler diyarı. Ben dersi Mersincan ayırmıyorum. Tabii tabii. Bunlar hepsi evliyalar diyarı yani. Büyük bir coğrafya. Erenler diyarı. Ta Hınıs'tan tut Ardovan'a kadar. Burası Dersin toprağı. Burası da Urum Sarayı da seyirler diyarı. Ve o yüzden ve bu anlamda o doğa festivalindeki gördüğüm o doğayı kirleten yine insanlar bizleriz. O zaman diyelim ki lütfen doğamızı bize geri verin. Kesinlikle. Lütfen kirletmeyelim. Adı Muzur Doğa ve Kültür Festivali. Yani. Kültürümüz temizliği olmazsa olmazlarını bize öğretti. Orada din yok. Doğamız ise yok, zaten bizim yok, esasımız, varlığımız. Son bir sorum olacak size. Daha doğrusu bir arzum olacak. Şimdi gönlü bizimle olup da burada olmayan canlarımıza bir. İkincisi yine maddi durumu yerinde olup da sırtını toprağımıza, kutsallarımıza, varlığımıza, coğrafyamıza dönen canlarımız için ne deriz? Birincisi şu. Birinci şu. Keşke o uluslararası gelemeyen ruhen aramızda olup da bedenen olmayan insanlara ilk şunu söylüyorum.
coğrafyamız süper, çok güzel. İnşallah gelirsin. İkincisi, cebinde olup da yüreğinden gelmiyorsa ülkesine, yurduna, köyüne yardım etmeyen insana da namertten başka bir şey değil. Masavecimiz, zor hakkası, cer maestri mi? Deva maestri, malı maestri, mülkü maestri, yarı maestri. Kamsımara sabahdır. Benim dünyası da sarma serum. Biz teşekkür ettik. Biz sanatçı duyarlılığından dolayı sizlere saygımızı arz ediyoruz. Tüm canlar. Böyle yapalım. İhtarımızı da verelim. Sağ olasın. Eski kilo, bıra, iki kilo. Canlar şiarımız şu olsun. Diyoruz ki nasıl ki bir ağaç köklerinden koptuk ayrıldığı zaman kurumaya mahkumdur. Bizler de geçmişimizden, kökenlerimizden ayrılırsak hiçbir zaman gelecek bulamayız, geleceğimiz kararır. Öyleyse diyoruz ki artık kutsallarımıza, coğrafyamıza, değerlerimize, varlıklarımıza, ha böyle canlarımıza değer verelim. Kültürümüzü unutmayalım, unutanlara anımsatalım, yaşayalım, yaşatalım ki gelecek kuşaklara biz aydın ve güzel yarınlar bırakalım. Ben Mustafa Borgaylı olarak sizlere hoşça kalın, hoşça kalın diyoruz. Sağ olun. Şimdi sizlerden bir şey soracağım. Buyurun. Bir önerim var benim. Buyurun. Bugünkü festivalin baş mimarı sevgili Mert Tunca. Anadolu'nun dört bir yanını karış karış dolaştık. Yine de hiçbir şekilde, hiçbir konuda biz kendi örfümüz, adetimizden vazgeçmedik. Çünkü Anadolu'nun toprakları her biri birbirinden binlerce destan ürüttü. Binlerce destan yazdı. Bu destanlardan biri de bugün ve bu yıl ilk kez yayınlanan ve bu yıl ilk kez festival düzenlenen Urumsaray köyümüzün festivalindeyiz ve festival gümbür gümbür geçti. Büyük coşkuluydu, çok güzeldi. Bütün yağmurlara karşı, yağmur da yağdı, ona karşı insanlarımız, halkımız hiçbir şekilde burayı terk etmedi, gitmedi. Ve bu konudan dolayı ben buradaki Urumsaraylı ve Urumsaray dostlarıyla birlikte bir röportaj yapmak istiyorum. Sevgili Alaaddin Fırat, Alaaddin amca, bu sene ilki olan bir festivalde sence nasıl geçti? Eksiklerimiz var mıydı? Veya bunun yanı sıra neler yapılması gerekiyordu? Tabii ki bu eksikler olabilir, noksanlıklar vardı ama bu ilk sefer olduğu için inşallah o noksanları bir dahaki sefer telafi edeceğiz. Ama ben şunu söylüyorum. Ya olduğun gibi görün ya da olduğun gibi görün. Yani şimdi burada bazı bakayım etnetikler oluyor. Niye oluyor ya? Niye oluyor? Sen nesin? Kültürün ne? Benliğin ne? Sen onu yaşatmak mecburiyetindesin. Ben yıllar boyu yaşadım, yaşıyorum. Ben gençlere saygı duyarak şunu diyorum. Aba Ceddiz'de, Soyuz'da ne gördüyse onu yaşatın. Çalma olmasın, hırsızlık olmasın. Ne diyorum biliyor musun? Ayakkabı kutularında çok milyonlarca dolar, eurolar gitti. O nasıl oluyor? O başka bir şey. Şimdi adam hırsızlık yaptı. Eşkere herkes kabul etti. Hırsızını gördü ama ispat edemiyor. Niye edemiyor? Hırsızın dükkanı kapısız olur. Kapısız dükkan olmaz. İşte hırsız tapusu yok. Evet. Ha, şimdi ben onu diyorum. Şimdi biz Mecidiye köyünde, burası Urumsaray'da Mecidiye köyü ama bir festival yaptık. Hep size teşekkür ederim. Sanatçıları olsun, halk olsun, hepinize sağ olun, var olun. Ama bir nokta var, dikkatinizi çekerim. Kültürünüzü kaybetmeyin, benliğinizi kaybetmeyin, yürüdüğünüz yolda yürüyün. Çok teşekkür ediyoruz Alaaddin amcamıza, çok çok teşekkürler. Ve bu arada yine yurt dışından bizlere buraya gelen dostlarımızdan yine biri,
Urum Saray, bu festival hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi alabilir miyiz sevgili Süleyman? Değerli yoldaşım, şimdi öncelikle sana teşekkür ediyorum. Sen güzel bir insansın. Sesin olsun, yorumun olsun, insanlığın olsun. Senin yerin benim gönlümde başka. İkincisi de tabiri caizse geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez. Bu anlamda da bu festivalleri destekliyorum. Çünkü insanlar ya maddi veya manevi konumlarından dolayı herkes bir yerlere serpiliyor. Bence bunu, böyle bir etkinlik insanların bir araya gelmesinde, eskiden yaşananları anma anlamında güzel, çok güzel bir olay. Bunların da devamını diliyorum. Yoldaşım, seni yine seviyorum. Yorumuna yetişemedim ama her zaman da dinliyorum seni. Bor Yayınları burada her zaman bizlerle birlikte. Bu, bakın, Dersim'in dört bir yanında, dört bir diyarında ben Bor Yayınları'na bütün dostlarımızı, burada kamera arkasındaki arkadaşlarımızı hepsini gördüm. Bütün etkinliklerde özveriyle bulundu. Şimdi ayrıca sevgili dostlardan yine Veli Kutan, sen Erzincan'da kalıyorsun, Dersimlisin ve Urum Saray'da böyle bir etkinlik var ve ilk olan bir festival. Bundan ilgili senin de düşüncelerini almak istiyoruz. Şimdi bizim burada bulunmamızın tek sebebi dostlarımıza en azından katkımızın olması, dayanışmanın ne derece önemli olduğunu göstermek amacıyla geldik buraya. Mecidiye halkına gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Tertip komitesine özellikle, değerli dostlara, sanatçı arkadaşlarımıza yürekten sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. Ona inanıyorum. İlk defa da ben böyle bir festivale katıldım. Çünkü hiçbir yere gitmiyordum. Özellikle de Dersim Festivali'nde sizin de belirttiğiniz gibi, yani doğanın kirlenmesi anlamında büyük bir protesto, yani şahsım adına bir protesto yapıyordum, yani protesto ediyordum. Çünkü gidiyordum, görüyordum her tarafta rakı şişeleri, bira şişeleri. İşte doğanın kirlenmesi anlamında büyük bir sorun yaşanıyordu ama Mecidiye gerçekten özellikle sevgili Yalçın arkadaşımın, başkanımın, Alaaddin amcamın katkılarına ve buradaki halkın duyarlı kişiliklerine saygı ve sevgilerimle, onların bu tutumlarına gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah bir dahaki sefere daha güzel olacak. İlk olduğu için belki biraz eksiklikler olabilir, yani o normal. Güzel bir şey. Güzel. Evet. Ama birincisi gerçekten mükemmel, ikincisi daha güzel olacak. Daha iyi insanlarla birlikte burada olacağız ve biz de katkılarımızı sunacağız. Teşekkür ederim. Her şeyin ilki en güzeli. Çünkü neden? Gerçekten yani 10 yıldır, 5 yıldır, 8 yıldır, 9 yıldır, 15 yıldır yapılan bütün festivallerin hepsini görüyoruz. Hepsi birbirinden güzel. Ama burada da ilki yapılan bir festival. Bu çok çok güzel. Belki ikincisi bunun daha aşağısında olabilir ama kitlesel anlamda daha coşkulu olabilir. Ve bu konuda sevgili başkanlarımız burada, yönetim kurulu burada, herkes burada ve onlara teşekkür ediyorum. Sizleri yürekten selamlıyorum. Siz iyi ki varsınız. Sevgili Yaşar Tanrıverdi, bu konuda sizin de düşüncelerinizi almak istiyoruz. Ve inanın gerçekten sevgili dostlar, kesinlikle abartı yok bu konuda. Afişte olan sanatçı dostlarımızın dışında ve dayanışmaya gelen sanatçı dostlarımız daha çok ağırlıktaydı. Çünkü neden? Urum Saray. Urum Sarayı pizvanda soda içerler rakıyla, sular coşar çağlayandan, bu ses geliyor Fırat'tan. Buyurun. Şimdi hemen alıyoruz başkanımızdan. Evet. Şimdi ben bu köyde doğdum. Bu köyde büyüdüm. 22 yaşıma kadar. Biraz yanaş kurban olayım. Tamam. Biraz yanaş. Tamam canım. Şimdi 41 yıldır yurt dışındayım.
hep böyle bir günün özleminle bugüne kadar yaşadık. Bugün sağ olsun var olsun bizim Mert genç arkadaşımızla çok çok teşekkür ediyorum. Bunda 3-5 ay önce işte böyle bir adımı atmış. Facebook'ta falan yayınlamış. Sonra işte bizlere nasip oldu. Burada bir komite kurduk. Bir hafta içerisinde bu organizeyi biz ayarladık, yani organizemiz. Kısa oldu. Tabii ki burada bizim zaaflarımız oldu. Belki eksikliklerimiz oldu. Ama burada da bütün katılan katılımcılar da hepsinde şu yani eksiklerimiz için özür diliyorum. Seneye 8. yani 8'inde tekrar yeni bir festivalimiz olacak ki bunun içi dolu olacak. Bugünkü gibi yani böyle çok da boş olmayacak yani. Yine doluydu. Doluydu ama daha dolduracağız bunun içini. Buradaki tüm eksikliklerimizi biz notlarımızı aldık zaten. Bu eksiklikleri hepsini gidereceğiz. Seneye Çayırlar'da yapacağız. Artı daha güçlü, daha coşkulu bir şekilde yapacağız tabii ki yani. Burada yani ben bugün mesela bu yağmura rağmen, havanın bozuk şartlarına rağmen tüm yani komitede olan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Ama bizi bugün daha coşkulu bir vaziyete getiren halkımız, Rumsaraylılar hepsine canı gönülde teşekkür ediyorum. Yani onlar iyi ki varlar. Onların hepsini çok seviyorum ben. Hepsi de var olsunlar, sağ olsunlar. Bizi bugün burada yalnız bırakmadıkları için de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Artı bir de burada mesela her yerde çıkıyor. Neden Rumsaray'da bir vekil çıkmasın diye bunu da sesleniyorum. Yalçın Bey'e de burada çok teşekkür ediyorum. Bize büyük katkıları oldu burada. Artı burada bizim sanatçı neydi ya? Ünal Fırat'a da çok teşekkür ediyorum. Yani bütün komite çalışanlar hepsi de canı gönülde çalıştılar. Bu başarıyı elden ettik. Bir dahaki seneye daha büyük başarılar elde edeceğimizin umutundayız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Her yerde vekil çıkıyor. Her yerde milletvekili çıkıyor. Bırak Rumsaray'da çıkmasın. Çünkü milletvekili neden çıkmasın biliyorsun? Vekil neden çıkmasın? Rumsaray'da halkın kendisinin özverisi o kadar güzel ki kurban olayım. Bozulmasın, çıkmasın ama her tarafta da sesi olsun diye düşünüyorum. Çünkü sizler yüreği güzel insanlarsınız. O anlamda sizleri ben kendi şahsım adına ilk kez geldiğim için ve gördüklerimle kutluyorum. Çok güzeldi. Tabii ki bu arada sevgili Gül Ağa Bingöl var aramızda. Bu Gül Ağa Bingöl de 3 dönem Innsbruck Alevi Derneği Başkanlığı yaptı. Ve bugün de burada karşılaştık kendisiyle. Bizleri de güzel ağırladı. Sen de duygularını alalım. Sistemlerini alalım. Efendim ben Rumsaraylı olarak bu köyde doğdum. 45 yılım yurt dışından geçti. Sen Hıdırkut'tan da yakından tanıyorum. Burada emeğe geçen herkese saygılarımı sunuyorum, selamlıyorum. Dönerciden tut da içki satanından, temizlik yapanından herkese teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Ve şunu demek istiyorum. Bu ilk yani köy şenliğimiz oldu. Eksiklerimiz varsa affola diyorum. Ama şunu bilmelisiniz ki daha bundan önce bir iki köy kendi aramızda bir iki köy şenliği yaptık. Yani yapmadık da değil. Bunu da belirtmek istiyorum. Ve 9 senedir emekliyim ve bu köye geliyorum. Bu köyde doğdum büyüdüğüm için. Sevgili sanatçılarımıza Hıdırkut'tan dahil efendime söyleyeyim emeği geçen bütün dostlarımız, emeği geçen bütün sanatçılar arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadıkları için kendilerinize kendilerine sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizi yalnız bırakmadılar. Üstelik
değerli milletvekili adayı arkadaşımız Yalçın Tanrıverdi'ye sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Reklam olmasın, reklam diye söylemiyorum. Kendisinin bize çok katkısı oldu. Katkılarından dolayı da kendisine yanımda olduğu için de çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Bir dakika dur. Bir şey söyleyeceğiz. Şu şapkayı bir çıkartacaksın. Bir de ben takacağım. Tamam mı? Ya ben de kelim. Yani bütün keller hepsi birbirine benziyor. Tamam mı? Şimdi hepsi aynı. Bütün kellerin hepsi birbirine benziyor. Bu insanların sana sevgili Yalçın Tanrıverdi. Bu insanların sana karşı olan sevgileri nedir acaba? Bunun cazibesi ne? Bunun sırrı ne? Ya sen çok güzel bir insanmışsın. Herkes seni seviyor. Niye kardeş seni çok, bu kadar çok seviyorlar? Halkla iç içe olduğumuz için halktan hiçbir zaman kopmadık. Köyümüzden hiçbir zaman kopmadık. Hiçbir zaman bölge ayrımı yapmadık. İnsanlara bakarken hangi bölgeden olursa olsun, hangi ırktan, hangi mezhepten, hangi dinden olursa olsun hep eşit baktık. Toplumumuzun bütün sorunlarıyla elimizden geldiğince ilgilenmeye çalıştık. Bütün bunlardan dolayı herhalde halkımız da bizi seviyor. Biz de halkımızı çok seviyoruz. Halkımız sevilmeyecek bir halk değil. Halkımızın yüreği sevgiyle dolu. Halkımızın yüreği gerçekten çok iyi niyetlerle dolu. Bugün köyümüzde de gördük. Zaman bir parantez açalım. Burada birkaç tane herhalde böyle akması gereken çeşmeler ve bir şeyler olacak değil mi? Bunlarla ilgili ben sizden bir söz almak istiyorum. Şimdi şöyle, köyümüzün önce bir yol problemi var. Yani geldiğinizde gördünüz. Evet. Asfalttan sonra bir 3 kilometrelik. Evet, zaten gidiyor. Köyün girişinde belli. Alev köyü olduğu belli. Alev köylerinde maalesef son yıllarda hiç yatırım yapılmıyor. Alevi demeyeyim de sistemin dışında tutulan köyler. Evet. Sadece alev olmakla değil de sosyal demokrat olan insanlar bu ülkede her zaman sistemin dışında tutuldu. Evet. Yani bunlar, biz şöyle gördük, sistemin dışında kalan %55'iz biz. Yani insanlar her partide siyaset yapabilir, saygımız var bu görüşlerin tamamına. Ama biz sistemin içerisinde emeği olan bir toplumuz ama karşılığını alamayan toplumuz. Köylerimiz öyle. Şu anda öyle bir göreve gelip gelmememiz çok önemli değil. Yol çalışması ve bu çeşmelerin yapımı ile ilgili bir muhtarımızla beraber bir çalışmamız var. Onları çözmeye çalışacağız köyle beraber. Biraz önce festivalde de konuştuk. Amacımız bir dernek kurmak. Bu derneği kurmamızın amacını televizyonunuz aracılığıyla yurt dışında kalan bütün köylülerimizin de duyması açısından bir daha tekrar etmek istiyorum. Köyümüzde ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerimiz var. Bunlara daha iyi yardımcı olabilmek için, köyümüzle ilgili festival olsun, etkinlikleri daha iyi yapabilmek için dernek adı altında çalışmalar bizim çalışmalarımızı daha kolaylaştıracak. Bu konuda da bütün köylülerimizin dernek çalışmalarımızda bize katkı sunmasını bekliyorum ben. Gönülden önce sanatçı arkadaşlarımızın tamamına, yayıncı kuruluşa, köyümüzün festivaline katılan köylülerimize, dışarıdan gelen bütün değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzde çok ciddi bir sürecimiz var. Bu süreçte bütün insanları duyarlılığa davet ediyorum. Bu süreci en iyi şekilde atlatmamız gerekiyor. Belki de Türkiye tarihindeki en önemli süreç önümüzdeki hafta sonu. Bu süreç içinde herkesi gönülden duyarlı olmaya davet ediyorum. Sizin aracılığınızda çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Ama çok güzeldi. Ama gerçekten güzel bir konuya değindiniz. Gerçekten bütün insanların her bir konuda, her bir noktada taşın altına elini koymaları lazım. Kesinlikle, yani bu yoksa yok. Yani başka hiçbir alternatifi yok. Yani kesinlikle. Biz bugün geldik, işte o ışık pınarı, ışık pınar mıydı? Evet, o ışık pınarı geçtikten sonra Urumsaray'a doğru girirken farklı bir cumhuriyete girer gibi girdik. Çünkü yollar orada, asfalt bitti. Ondan sonra stabilize yol başladı. Ama bu stabilize yol bizlerin her zaman gönlümüzdeki ipek yoludur aslında. O insanların ipek yolu dedikleri yol aslında bizim hakka yürüyen yolumuzdur. Bu konuda ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum ve de katılıyorum. Bu anlamda sevgili dostlar, sevgili canlar, lütfen bizleri bu konuda dikkate almasanız bile ama bu coğrafyanın insanlarını, halkını mutlaka ciddiye almak zorundayız. Ve bu insanlar o kadar büyük bir özveriyle geliyorlar ki, bildiğiniz gibi değil, ancak yaşamak lazım. Bunu anlatmakla ifade edemeyiz.
Sadece yaşamak lazım ve yaşatan gençlerimizden, yine güzel bir gençlerimizden biri. Ve kendisi. Öncelikle söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu fikri ben ortaya atmış olabilirim ama bütün komite üyelerimiz olsun, köylerimiz olsun, sanatçılarımız olsun, hepsi beni yalnız bırakmadılar, hepsi yanımda oldular, hepsi bana güvendiler, ön planda tuttular. O yüzden hepsine teşekkür ederim. Seneye Ağustos'un 8'inde olacak olan festivalde daha özverili çalışacağıma söz veriyorum. Teşekkür ederim. Biz sana güveniyoruz. Çünkü neden? Bu gençlik bizim geleceğimizdir. Ve bu anlamda da biz gençliğe çok güveniyoruz. Onları hiçbir zaman hiçbir konuda da yalnız bırakmayacağız. Her şey gönlünce olsun. İyi ki varsınız. Sevgili eyvallah. Sevgili abimiz Gürol Tanrı verdi miydi? Bingöl. Tanrı verdi, yanındaki başkanımızdı değil mi? Bingöl soy ismi nereden geliyor sana? Bingöl'den mi geldiniz? Dur bir dakika, bir dakika dur. Daha mikrofon sende değil, kurban olayım. Bingöl soy ismi nereden geliyor? Bunu bana bir açıkla. Ya ben tam tarihçesini bilmiyorum ama ne söylesem yanlış olur. Çünkü yanlış informasyon vermiş olurum. Bu da beni aşar. Sevgili Hıdır Bey, ben şimdi şunu, Hıdır efendim, şunu söylemek istiyorum. Ben burada şimdi bu konuşuyoruz mikrofonda. Arkadaşımız da kamerayı alıyor. Hangi kanala, hangi kameraya konuştuğumu bilmiyorum. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Yol TV ve bütün bu bizim halkların kanalına, açık bir kanallara, hepsine de yayın yapacağız. Evet. Bak şimdi şurada şunu söylemek istiyorum. Belki beni gerçekten tanıyan arkadaşlarımız olur. Ben 20 senedir Alevi örgütünde çalışan bir insanım. Belirttik zaten. 3 dönem başkanlık yaptığımızı söyledik. Evet. İnsburg'da bizi birazcık sokakta beklettiğinizi de söyleyebilirim. Söylüyorum. Değerli, özür dilerim beklettiysek. Değerli arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Eğer bizi dinleyenler varsa bir de reklam yapalım ne olsun. Efendim Yol TV'ye, Yol Kulübü'ne üye olalım, yolu yaşatalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yol Kulübü bizim kulübümüz, Yol TV bizim TV'miz, Yol TV bizim sesimiz. Bunu yanlış anlamayın. Sizlere lütfen Yol Kulübü'ne davet ediyorum. Cenab-ı Hakk-ı Teala kesinlikle kimseyi yoldan ayırmasın, doğru yoldan. Amin. Arkadaşlar, gerçekten büyük bir heyecanla bu festivalimiz sona erdi. Bir dahaki yerlerde, bir dahaki festivallerimizde, hatta seneye 8'inde dediler, başkanlarımız öyle dedi. 8'inde tekrar Urum Sarayı'da buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Yüreğinizde türküler, dilinizde şiirler eksik olmasın. Allah'a ısmarladık.